Dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edin. Şimdi bu cümlede iki kelime geçiyor değil mi? Biri meziyet, biri de fazilet. Fazilet. Mesela bir insanın diğer insandan farklı bir meziyeti olabilir. Ehli kalemdir, hatiftir, hattattır. Sanat kabiliyeti vardır. Lisan mahareti vardır. Birkaç tane dil bilir. Sosyal boyutlu bir insandır. Bunlar neler? Çok güzel bilgisayardan anlar. Çok iyi bir sanatkardır. Bunlar ne? Meziyet. Bir de fazilet. Faziletin kaynağı nedir? İmandır. Ahlaktır. İslamiyet'in nefsinde yaşamaktır. Şimdi bakın ne diyor? Kardeşinin meziyeti varsa o meziyet de görünüyor ve biliniyor. Dikkat celbediyor. Çok iyi bir avukat, çok iyi bir mimar, çok büyük bir iktisatçı, çok büyük bir ilim adamı, devlet adamı vs. değil mi? Bütün bunlar ne? Meziyet. Meziyetleri varsa, oku şimdi. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda. Şahsında. Yani ne demek? Sanki onun meziyeti benim. O vasıf bende var. O kabiliyeti Cenab-ı Hak sanki ne yapmış? Bana vermiş. Bu bir. Devam et. Ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip. Onun fazileti. Ne? Ariftir, abittir, müstakimdir, ahlakı güzeldir, çok sehidir, çok muttakidir, çok edeplidir. İslamiyet'i nefsinde çok güzel yaşıyor. Bu da onun neyi? Fazileti. Bunu, evet oku. Onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Şerefleriyle. Bak, onların şerefiyle nasıl imtihan? Şakirane. Yani şükren lillah. Allah'a şükrederek. Onun meziyetini, onun faziletini, onun kemalatını sanki kendi kemalatı, kendi meziyeti gibi bilip Allah'a ne yapmak? Şükretmek. İnsan terbiyesi içerisinde çok hassas, kemal noktasından da çok büyük nokta budur. Kardeşinin meziyetini, kemalatını hazmetmek. Haz. Bir Müslümanın dünyasında hazm inkişaf etmezse o insanın dünyasına ne gelir? Rekabet gelir. Kıskançlık gelir. Haset gelir, haset. Haset, Cenab-ı Allah'ın rahmetini, inayetini, lütfüne karşı mübareze etmek demektir. Niye Allah ona verdi de bana vermedi? Yani. Onun ne meziyeti var? Yani. İşte hazm meselesi, hazm. Yani. Kardeşinin meziyetinden, faziletinden, kemalatından, hizmetinden ne olmak? Lezzet almak, telezzüz etmek, lezzet almak. Daha ilerisi onunla tekeyüf etmek, keyiflenmek. İşte kemalat-ı meder çok ehemmiyetli bir kriterdir bu. Her Müslüman bu cihette kendini mihenk taşına vurabilir. Kardeşimin meziyeti, kemalatı, fedakarlığı, hizmeti, ibadeti, marifeti, varsa velayeti, ilmi, dirayeti, hizmetteki muvaffakiyeti, onu hazmetmek. Ya. Bu nasıl kazanır abi? Yeni kardeşler var veya evet. Bizler nasıl kazanırız bu hali? Şimdi oku. Ona şimdi cevap verecek. Ehl-i tasavvufun mabeyninde fena fi-ş şeyh, fena fi-r resul ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fi-l ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Şimdi az da yukarı çık, yukarıdan oku. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Devam et. Ehl-i tasavvufun mabeyninde fena fi-ş şeyh, fena fi-r resul istilahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fi-l ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Evet. Yani kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Bence burada sualinize cevap bir kelime. Fikren yaşamak. İnsan çoğu zaman insanlar mesela düşünür, aklen düşünür ama hissen ne yapar? Amel eder. Hissiyatın fetvası da bulanıktır. Med ve cezir yüksektir. Yükselir, düşer. Haset girer, inatlaşma girer, rekabet girer. O ruhu, o manayı, o iklimi söndürür. Peki bunun izaresi ne? Bak. O kardeşimizin meziyetiyle fikren yaşamak. Peki nasıl yaşayacağız? Bakın. Sanıyorum burada çok ehemmiyetli olan mesele, bak, Allah dinine hizmet etmenin önemini kavramak. Şimdi bakın, gençliğe bakın. Bakın şimdi bak gençliğe. Başları aşağıda, ayakları yukarıda. Gülerek, eğlenerek cehenneme gidiyorlar. Sarhoş, dengesiz, muvazenesiz. Deli, kanlı. Kanı ne akıyor? Deli akıyor. Şuur yok. Lakayt ve laubali. Dinin kutsiyetini anlatacak, değil mi? Ne lazım bize? Dava adamı lazım. Gönüllü insanı lazım. İslamiyet'i hayatında fiilen teşhir eden, yaşayan ve yaşatan Müslümanlar. İşte Allah onların sayısını çoğalsın. Şimdi bakın, Ustad'ın mesela talebeleri var değil mi? Ustad'ın hizmetinde olan abilerimiz var. Ustad onlara nasıl sahip çıkmış? Nasıl onları hıfzetmiş, muhafaza etmiş. Şimdi bir kardeşimiz böyle bütün enerjisiyle, bütün kuvvetiyle dinin irası, ifkası için çalışıyor. Gecesiyle, gündüzüyle tebliğ manasını, hizmet manasını omzuna almış götürüyor. Değil mi? Bakın. Şimdi böyle insanların sayısı 10 tane olsa mı iyi, yoksa 1000 tane, 100.000 tane olsa mı daha iyi? Bak işte fikren. Yani daha açık konuşalım. Bakın. Eğer bu gençlik düzelecekse, eğer İslamiyet istikbalde hüküm fermi olacaksa, semada melekler inmeyecek, yerden başka mahluklar da çıkmayacak. Bu görev kimin? Bizim. Üstad ne diyor? Şu hizmet-i iman ve davayı Kur'aniye omuzunuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Bu yükü biz taşıyacağız. Demek hizmete fi sebilillah hasbi konuşan, hasbi çalışan, gayret gösteren, hamiyeti büyük, davası büyük, aşkı büyük, sevdası büyük olan insanların değil mi? Allah sayısını çoğalsın. Böyle düşündüğümüz zaman o zaman rekabet mikrobu fazla oynamaz. Fikren yani. Allah hamiyeti büyük, aşkı büyük, davası büyük gençlerin sayısını çoğalsın. İşte bu ideali, bu manayı, bu gayeyi alemimize tutarsak o zaman rekabet hissi ne olmaz? Olmaz. Haset hissi olmaz. Evet. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Şimdi mesleğimizin diyor, esası diyor. Esas. Değil mi? Şimdi mantıkta esasın ifadesi var. Esas nedir? Esas kayyum değerdir. Olmazsa olmazdır yani. Değil mi? Şimdi bir çadır kuracaksın. Çadırın esası ne? Direk. Direk olmadan çadırı kurabilir misiniz? Kuramazsınız. Tamam, arabayı yürüteceksin. Esası petrol yok. Hadi, benzin yok. Yürütemezsin. Mesleğimizin esası uhuvvet. Kardeşlik. Kardeş kardeşe muin olur. Kardeş kardeşe yardımcı olur. Müzahir olur. Kardeş kardeşe müzahir olur. Kardeş kardeşin hizmetini tekmil eder. Ona kuvvet verir. Ona destek olur. Onu himaye eder. Onun muhafazası için çalışır. Bak, İslamiyet'in esası bu. Allah bizi birbirimize ne yapmış? Değil mi? Kardeş yapmış yani. Demek kardeşlik ruhu, uhuvvet ruhu, muhabbet ruhu içimizde inkişaf ettiği nispette onların hizmetlerini takdir ve tahsin manası da içimizde ne yapmış olur? Fıtri olarak gelişmiş olur. Evet. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Hakiki kardeşlik nasıl oluyor abi? Şimdi iki tip kardeşlik var. Biri nesebi kardeşlik. Yani nesebi kardeş ne? Ana baba bir. Ana baba bir. Ama nesebi kardeşlik nedir? Ettir, kemiktir, kandır, iliktir. Senin nesebi kardeşin var. Ama senin nesebi kardeşin dinden, imandan, İslamiyet'ten ıraksa, Allah korusun küfre girmiş, ateist olmuş, dinsiz olmuş. Değil mi? Dinden kopmuş. Bitti. Onunla rabıtan ölümle beraber ne oluyor? Ebediyen kesiliyor bak. Kafir cennete girer mi? Girmez. Münafık ve mürtet cennete girebilir mi? Giremez. Bir insanın kardeşi Allah korusun dinden kopsa, İslamiyet'ten çıksa sen onunla ebediyen ne yapıyorsun? Kopuyorsun. Artık bir araya gelme imkanın yok, şansın yok. Git. Nesebi kardeşlik var. Bir de hakiki ve manevi kardeşlik. Hakiki ve manevi kardeşlik ise din kardeşliğidir. Bak. Nesebi kardeşte ana baba bir, iki tane şey var, ortak noktası. Anası bir, babası bir. Ama hakkı kardeşlikte Esma-i İlahiye sayısınca ne var? Birlik rabıtaları var. Usta diyor ya, Halıkınız bir, Rabbiniz bir, sahibiniz bir, malikiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, yüze kadar bir, bine kadar bir. Bak. Bütün bunlar değil mi? Hakiki birlik rabıtası. Mümin iman kardeşliği nesebi kardeşlikten 100 derece, 1000 derece daha kıymetlidir, daha yüksektir, daha büyüktür. Kardeşini sevmek, onun hizmetiyle iftihar etmek, onun gayretinden şevk hasıl olmak, rakabete, hasate ve kıskançlığa girmemek. Bak, ne güzel bir sıfat değil mi? Ne güzel bir mazhariyet ya. Kardeşini sevmek. Evet. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz Haliliye olduğu için meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd kardeş olmak iktiza eder. Yani burada bir çerçeve çiziyor değil mi? Hılleti formüle ediyor bakın. Pekiştirerek, tahkim ederek, üzerinde hassasiyetle durarak formül gibi bak. Hıllet nedir? Yani bizim hizmetimiz, değil mi? Meşrebimizin esası hıllet. Hıllet nedir? Bakın oku. En yakın dost. En yakın dost. Dost demiyor bak. Yakın dost da demiyor. Değil mi? Tahkimle, pekiştirerek en yakın dost. Değil mi? Daha açıkçası anadan, babadan, yardan daha yakın. Ya. İşte sahabe ruhu ya. Kardeşlik ruhu. Sahabede bu ruh nasıl gelişmiş akıl ya. İslamiyete, dine, mukaddesata karşı aşk, hakikat nasıl onların aleminde intişar etmiş bak. Bir sahabe huzur Resulullah'a gezdiğinde ilk cümlesi fedaike bak. Nefsi, ümmi, anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Hazreti Ömer bir gün değil mi? O ilk dönemlerde ya Resulallah nefsimden ziyade sonra en çok seni seviyorum deyince Peygamberimiz ne buyurdu? Ya Ömer, beni nefsimden ziyade sevmedikçe gerçek manada bir mümin olamazsın. Hemen o anda Hazreti Ömer, ya Resulallah şimdi seni nefsimden ziyade seviyorum. Yani. Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek. Kur'an namına hizmet eden kardeşini sevmek bak. Dava arkadaş. Evet. En yakın dost. Bu bir. Ve en fedakar arkadaş. Ya bir de bak arkadaşlığın da neyi? En fedakar. En fedakar. Üstad diyor siz lüzum olsa ruhunu dahi bu hizmete, hayatını dahi bu hizmete ne yapmak lazım? Feda etmek. Lüzum olsa. Hizmet böyle bir ne istiyor? Arkadaşlık böyle bir fedakarlık ruhu istiyor. Ve en güzel takdir edici yoldaş. Yani yoldaş yani fikir arkadaşı, dava arkadaşı, yol arkadaşı. Takdir edici. Demek kardeşinin bir meziyeti, bir hizmeti, bir kemalatı, değil mi? İslamiyete medar bir güzelliği varsa bak onu ne yapacaksın? Takdir edeceksin. Sanki o güzellik benim. Sanki bana verilmiş. Evet. Ve en civanmerd kardeş olmak iktiza eder. Civanmerd bir kardeş. En ziyade samimi, hasbi, gayretli kardeşini tasavvuf eden, sahip çıkan bir kardeşlik haleti ruhiyesi. Evet. Bu hılletin üsül esası samimi ihlastır. Yani bu manaya neyle çıkılıyor? İhlasla çıkılıyor. Hulusiyette çıkılıyor. Ya, onun için ihlas, bakın, bir Müslümanın dünyasında bak ihlas her şeye müreccahtır. Her şeyden önce ihlas. Allah'ın rızası, Allah'ın marziyatı. Her şeyden müevveldir. Her şeyin önünde ihlas. Her şeye müreccah, tercih edilecek ihlas. Her şeye mukaddem, her şeyin önünde önce ne olması lazım? Sonun dünyasında ihlas. Allah'ın rızası, Allah'ın marziyatı. Ya, ya. Allah bilsin, Allah sevsin. Ya, kafidir yani. Evet. Samimi ihlası kıran adam uhuvvetin gayet yüksek kulesinin başından sugud eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Yani bu işin ortası yok. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Bakın. Pek çok mananın zıddı vardır. Tam tersi. Değil mi? Artı sonsuz, eksi sonsuz. Değil mi? Güzellik, çirkinlik, iman, küfür, nur, nar, hayır, şer. Öyle değil mi? Şimdi bir de bir tarafa ihlası koy. Öbür tarafta ne? İhlasın zıddı ne? Riya. Riya. Riya ne? Riya da şirki hafi, gizli şirk. Riya gizli şirk. Namazımız, orucumuz, ibadetimiz, hayrımız, hasenatımız hep kim için olacak? Allah için olacak. Rahmetli Hulusi abi vardı. Üstadın birinci talebesi şeyde, Elazığ'da. Ona sormuşlardı ki abi ihlas nedir? Hulusi abi kardeşim ihlas içinde halk olmayandır. İnsan bir işi yapar. Ya halka gösteriş için yapar ya da hak Allah için yapar. Şimdi bak diyor içinde yani kıldığın, tuttuğun, icra ve ifa ettiğin ibadetin, hizmetin, faaliyetin ne gayretin varsa onların içinde halk olmayacak. Ne olacak? Hak. Sadece hakkın, Allah'ın rızası. Halk girmeyecek. İhlas içinde halk olmayandır. Halk yok. Hak. Allah bilsin. Ya kafidir. Allah sevsin yeter. Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-yı Kur'aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. Şimdi kelimesi üzerine bazen duruyoruz. Şimdi var ya, bu şimdi kelimesi kıyamete kadar konumunu koruyan, hayatiyetini muhafaza eden canlı bir cümle gibi. Şu anda okuyoruz. Şu anda okuduğum zaman şimdi, ne zamanki şimdi? Şu andaki şimdi. Bu dersi bundan 20 sene önce okumuştun. O zaman 20 sene önceki şimdi. 30 sene sonra okursan 30 sene sonraki şimdi. Şimdi şimdiki şimdiyle okuyalım. Evet, yol iki görünüyor. Heh. Cadde-i Kübra-yı Kur'aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, yani şu anda şimdiki şimdi, şu anda ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. Ya bak. Dengeyi bozuyor değil mi? Yani mesela şimdi düşmanla karşı karşıyasınız. Şurada senin 100 tane tankın var. Düşmanın da 100 tankı var. Şimdi o tanktaki senin ordundaki, Müslümanların ordusundaki tanktaki şeyler, operatörler, tankı şoförleri diyelim kaba manada. 100 tane şoförden değil mi? 30 tanesi sabahleyin tanka gitmese, cepheye çıkmazsa değil mi? Ne oldu? Bak, bilsin veya bilmesin düşmana yardım etti. Bak, dengeyi bozdu. Dün İki kuvvet birbirine eşitti. 100 tane burada, 100 tane burada. Şimdi bu taraf, hak tarafı 100'den neye indi? 70'e indi. Bak. O zaman bil veya bilme, sen hakkın kuvvetini paraladığın ve parçaladığın için sen düşmana ne yapmış oldun? Yardım ettin. Evet. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Müzzülbeyan'ın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. O çukurlardan hepimizi kurtarsın. İstikametten, ihlastan, saffet ve samimiyetten ayırmasın. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.